İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan gazileri örnek teşkil ediyor. Elmadağ'daki Ermeni mezarlığındaki yasal soykırım anıtı. Barış güçleri Arsak'taki Büyük Vatanseverlik Savaşı kurbanlarının anıtlarını restore ediyor. Avrupa Parlamentosu Ermeni tutsakların derhal geri gönderilmesi konusunu ele alan bir görüşme gerçekleştirecek. Karasin, Agit Niskuru 5 Başkanları Karabağ'daki durumun çözümünde faydalı bir rol oynayabilir. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Halter takımı Avrupa Şampiyonası madalya sırasında 3. sırada. Vırtanes Papazyan 155 yaşında. Yazar yayıncı Mari Barseryan Hancan ile röportaj. Batı Ermenistan Gün sadece Ermeni gazilerin genel toplantısının bu cuma 9 Nisan 2021'de Fransa'nın Kan şehrinde yapılması nedeniyle değil, aynı zamanda misafirlerin ve toplantının niteliği açısından da olağanüstü bir gündü. Etkinlikte Mandeliye, kan ve antibe ile diğer belediyelerin yanı sıra seçkin yetkililer, bayraktarlar ve başkanları Jean Jacques Guyi, Ermeni Dayanışma Başkanı Karolinyan da hazır bulundu. Açılış töreninin ardından teşkilatın çalışma performansını değerlendiren sayman, hazır bulunan üyelerin oy birliği ile onayladığı dernek raporunu takdim etti. Ancak günün ana etkinliği Ermeni Gaziler ve Direniş Derneği Başkanı Jan Hazarosyan ve Ermeni Milli Gaziler Derneği Başkanı Vrej Abrahamyan tarafından Bayraktarlar Derneği Başkanı Jan ve Antip Belediye Meclisi üyesi Albay Gerard Lakosta Anavatan Batı Ermenistan'a yaptıkları yaralı çalışmalar nedeniyle Batı Ermenistan Kılıcı kılıcıklı madalyanın takdim edilmesiydi. Madalya sahibi her iki şahsiyet de Batı Ermenistan Parlamentosu üyesidir madalyaya layık görülenler yaptıkları konuşmalarda başkanlara ve meclise teşekkür etmiş ve tarihten zarar gören Ermeni halkının yararı için hangi koşullarda çalıştıklarını hatırlatmışlardır. Ermeni Gazileri ve Direniş Derneği'nin genel kurulu Tagavarak Covid salgın durumuna koşul olarak kapanacaktır. İstanbul'da Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıtı 1915'teki katliam ve işkenceler sonrası hayatını kaybeden kurbanlara ithaf edilen ilk anıt olan mermer bir anıttı. 1919 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde İstanbul'daki Taksim Meydanı yakınlarındaki Pangaltı Ermeni Mezarlığı'nda yapılmıştır ve 1922'de İstanbul'un işgali sırasında sökülüp kaybolmuştur. Ermenilere uygulanan soykırım sırasında hayatını kaybedenlerin anısına anıt inşa edilmesi için bir komite kuruldu. Komitenin çalışmaları sonrası anıt 1919'da inşa edildi ve 1930'lu yıllarda yıkılarak arazisine el konulan Bugün İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki Gezi Parkı yakınlarında bulunan Pangaltı Ermeni Mezarlığı içerisine yerleştirildi. Tarihçi Kevor Pamukcan'a göre anıtın tabanı en son İstanbul Askeri Müzesi'nde ev sahipliği yapan Harbi Askeri Kışlası Bahçesi'nde görüldü. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından bildirilen ve Armenpress tarafından aktarılan habere göre Rus barış güçleri Arsak'taki büyük vatanseverlik savaşı kurbanlarının anıtlarını restore ediyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı bu eylem Mardaket, Martuni ve Askeren bölgeleri yönetimleriyle işbirliği içinde Arsak'taki Rus Barış Gücü Birliği'ne bağlı insani müdahale merkezi görevlileri tarafından gerçekleştiriliyor. Rus barış gücü insani müdahale merkezi askerlerinin bu görev için geldiği Nura yerleşiminde 60'lardan kalma bir anıt var. O köyden 90'dan fazla erkek Sovyet halkının özgürlüğü için canlarını verdiği ifadesini kullandı. İnsani Müdahale Merkezi, Artsakh'ta 1941-1945 savaşı sırasında şehit düşen askerlerin anısına adanmış 58 anıt kaydetti. Bugün itibariyle 29 tanesi restore edildi. Ermeni İnsan Hakları Savunucusu Ombudsman Armen Tatoyan'ın bildirdiğine göre Avrupa Parlamentosu 12 Nisan'da Ermeni esirlerin Azerbaycan'dan derhal salıverilmesi ve geri gönderilmesi konusunda bir görüşme yapacak. Tatoyan'a göre konuşmacılar Avrupa Parlamentosu'ndan Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı Lukas Furlas, Avrupa Parlamentosu'nda Güney Kafkasya ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Mariana Kalyurant ve Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan ile Haytat Avrupa Ofisi İcra Müdürü Heyne Evinyan olacak. Genel olarak Azerbaycan'dan bugüne kadar aralarında sivillerin de olduğu 69 tutsak Ermenistan Cumhuriyeti'ne iade edildi. Ermenistan ise aralarında sadece savaş esirleri değil, aralarında Artsak'ta çocuk cinayeti ve diğer suçlardan hüküm giymiş Azeriler Şahbaz Guliyev ve Dilham Askerov da dahil olmak üzere 15 kişi Azerbaycan'a iade etti. Agitmiz grubu eş başkanları Karabağ'daki durumun çözümünde faydalı bir rol oynayabilir. Açıklama, Komersant'a verdiği röportajda Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigori Karasin'den geldi. Karasin, bu işte faydalı bir rol oynayabileceklerini düşünüyorum. Azerbaycan-Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının, Agit eş başkanlarının himayesinde gerçekleştirdiği düzenli toplantıların somut bir uluslararası yankı uyandıracak şekilde yeniden başlatılabileceği görülüyor." dedi sorunların çoğunun artık savaş esirlerinin, değiş tokuşunun sona ermesi, cesetlerin iadesi, mültecilerin dönüşü ve uygun yaşam koşullarının oluşturulması gibi insani konularla ilgili olduğuna da sözlerine ekledi. Karasin'e göre pek çok şey taraflar arasında güven tesis etmenin ne kadar çabuk mümkün olacağına bağlı. Bir Lurer IM tarafından bildirilen habere göre, Ermeni ulusal halter takımı Moskova'da düzenlenen Avrupa halter şampiyonasında madalya sıralamasında 3. oldu. Ermeni halterciler 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Alter takımında 89 kilogramda Garen Avakyan ve 102 kilogramda Samvel Gasparyan Altın, Arsen Martirosyan ve Gorminasyan Gümüş, 89 kilogramda Antranik Karabetyan, 96 kilogramda Hagop Mıgırdıçyan, 81 kilogramda Liana Gürciyan ve Varastat Lalayan bronz madalya kazandı. Takım halinde birinciliği 4 altın ve birer gümüş ve bronz olmak üzere 6 madalya kazanan Ukrayna takımı, ikinciliği ise 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile Bulgaristan takımı elde etti. Ermeni entelektüel, yazar, sosyal, politik, kültürel figür, edebiyat tarihçisi, öğretmen ve çevirmen Vırtanes Papazyan, 12 Nisan 1866'da Batı Ermenistan'ın Van şehrinde doğdu, 26 Nisan 1920'de Yerevan'da vefat etti. 1868'de ailesiyle birlikte ilk eğitimini aldığı Agulis'e taşındı. Tebriz'deki Aramyan Okulu'nda, Eçmiyazin'deki Gevorkyan Seminerinde okudu ve Cenevre Üniversitesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar Van, Tiflis, Tahran, Şuşi, Bükreş ve Bursa'da öğretmenlik yaptı. Griv, Şavih ve Karabağ gazetelerinin editörlüğünü yaptı. 1887 1889'da Garin Erzurum'da öğretmenlik yaptığı yıllarda bir yeraltı Ermeni vatansever grubuyla temas kurdu. Batı Ermenistan'da seyahat etti ve 1889'dan Mışak gazetesi için bir dizi makale yazdı. Papazyan Ermeni tiyatrosunun gelişiminde büyük rol oynadı. Dramalarında ulusal kurtuluş fikirlerini ortaya koydu. 1899'daki Ermeni poşaları adlı etnografik çalışması için Moskova'nın İmparatorluk Etnografya Cemiyeti'nin üyeliğine seçildi. 1910 yılında Papazyan Şuşi'deki ruhani okuldan bir davet aldı. 1912'ye kadar orada kaldı. Ermeni dili, edebiyatı, tarihi ve mantık dersi öğretti. Karabağ gazetesine editörlük yaptı. Papazyan, liberal fikirleri yaydığı için Rus hükümeti tarafından zulüm gördü ve ulusal kurtuluş görüşleri nedeniyle Türkiye'de gıyaben idama mahkum edildi. Vırtanes Papazyan, 26 Nisan 1920'de Yerevan'da vefat etti. Komidas adlı ünlüler pantiyonuna defnedildi. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de yazar yayıncı Mari Barsegyan Hancıyan, yabancı ülkelerde yaşayan Ermenilerin Ermenistan Cumhuriyeti'nde onların potansiyellerinin önemi ve takdir edilmesi hakkında konuştu. Tarihi Yunan medeniyetine, kültürüne ve ünlü Yunan filozoflarına atıfta bulunarak kendi analizine göre onların Yunan olmadıkları yabancı belki de Ermeni olduklarını ifade etti. Konuşmasını özetleyen Mari Barsegyan Hancan şunları söyledi. Ermenistan'ın yararına bir şey yapamıyorsanız zarar verici bir şey de yapmayın. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Godu Gesgorek Unem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.